Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz ben Kerem bugün sizlerle Ümit Özdağ Türkiye'sinin ikinci bölümüyle yine karşınızdayım dostlar. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz bölümde hem diplomatik olarak hem de askeri olarak misyonlarımızı son derece başarıyla gerçekleştirdik ve seriye gerçekten hoş, güzel, başarılı bir başlangıç yaptık abicim. Geçen bölümün kısa bir özetini geçmek gerekirse bölgedeki istikrarsız devletleri ve bölgeyi de istikrarsızlaştıran bu devletleri askeri güçle fethedeceğimizi, Türk Cumhuriyetleri ile de diplomatik ilişkilerimizi hat safhada tutacağımızı söylemiştik ve gördüğünüz üzere bu söylediğimiz iki misyonumuzu da açıkçası çok başarılı bir şekilde gerçekten geliştirdik. Ve e, hemen bölümün sonuna doğru maalesef ufak bir sorunumuz oldu Yani biz aslında Türk Cumhuriyetlerinin dış dünyaya karşı bir olmasını beklerken Maalesef Azerbaycan Türkmenistan'a bir harekat gerçekleştirdi Ve Türkmenistan devletini ikiye böldü Geçtiğimiz bölümün sonunda aslında söylemiştim hani yorumlardan Sizce ne yapalım bu durumda böyle bir durumda ne yapmamız gerek ne yapmalıyız diye sizlere sormuştum Fakat kararı açıkçası birazcık kendim aldım abi Bu arada şurayı bir düzelteceğim bakın mesela şurada pay yazısı bozuk direkt gözüme çarptı abi. Şöyle yaptığımızda ya da bir ki, aynen düzeldi abicim. Tamamdır. Hallettik gayet güzel. Eee ne diyordum abi? He. Azerbaycan'ın Türkmenistan'a savaşı ilan ederek Türk cumhuriyetleri arasında istikrarsızlığa sebep olması bu sefer de re'ler bozulmuş. Allah'ım kafa yiyeceğim. Allah'ım kafa yiyeceğim. Bir moda giremedik. Heh tamam bu sefer her şey tamam abi. Tekrar başlıyorum. Azerbaycan'ın Türkmenistan'a savaş ilan ederek Türk Cumhuriyetleri arasında ilişki olarak, diplomatik olarak bir istikrarsızlaşmaya sebep olması Türkiye tarafından minik bir yaptırımla karşılanacak diyelim. Bir kere Azerbaycan'a e, bir diplomatik ilişkide askıya alma e, cezası vereceğiz. Yani Türkiye gibi bir devletle diplomatik ilişkilerin askıya alınması kendileri için kötü olacaktır muhtemelen. E, ve Türkmenistan'a epey bir maddi destek sağlayacağız abi. Türkmenistan'a önümüzdeki 5 sene içerisinde yani 2040 yılına kadar 500 bin TL'lik bir hibe sağlayacağız. Yani kendilerine 500 bin TL'lik bir yardım yapacağız. Azerbaycan savaşında kaybettiği, yitirdiği gücü için 500 bin TL'lik bir yardım sağlayacağız kendilerine. Onun haricinde zaten şu anda yatırımlarımız vesaire de gördüğünüz üzere devam ediyor. Bir yandan da Rus devletiyle ve Çin devletiyle daha doğrusu dünyadaki bütün küresel güçlerle şu anda bir teknoloji yarısındayız. E, Çin 0.87 Rusya 0.86 Türkiye 0.86 evet Türkiye 0.87 oldu şu anda Çin'i neredeyse sollamak üzereyiz abicim ama bu kadar teknoloji yatırımı yeterli en azından devletin teknolojisini münhasır medeniyetler seviyesine çıkardığımızı net şekilde söyleyebiliriz dostlar. Ee, bu arada orada Pakistan'da Afganistan arasında bir savaş oldu. Beni çok da ilgilendiren bir savaş değil ama savaşı Pakistan kazandı. Bu bölgedeki Türk Cumhuriyetleri için bir sorun teşkil eder mi? Gelecekte göreceğiz. Pakistan eğer Afganistan'ı fethedip hani güçlenişiyle böbürlenmeye kalkıp Türk Cumhuriyetleri'ne bir savaş ilanında falan bulunursa karşısında Türkiye Cumhuriyeti'ni bulur. Yani ee, yani bunda kesinlikle Ümit Özdağ Türkiye'si en başından itibaren misyonu olarak zaten belirlemiş ve dünyaya duyurmuştu. Dur. Hocam bu olmadı bak. Bu bu olmadı bak. Tacikistan'da Kırgızistan'da savaşa girdi. Hayır kötü olan şu ki saldıran taraf kim göremiyorum. Saldıran taraf kim? Ya, saldıran tarafı göremedim ki ya. Hiç Kırgızistan'la ilişkileri olan bir devlet yok mu ya bölgede? Saldıran tarafı görmem lazım benim. Saldıran tarafa göre bir... Ee, nasıl desem? Ee, bir... Aksiyon alacağım. Ha Kim de acaba saldıran taraf göremedik ki? Neyse ya bu Türk Cumhuriyetleri niye durmadan kendi aralarında savaşıyorlar ya? Yine kaybeden tarafa yine bir destek vereceğim. Bunlara da 2040 yılına kadar 300 bin dukatlık bir yardım desteği e, kesinlikle göndereceğiz abicim. Bu arada şu e, Türkmenistan'a 2040 yılına kadar verdiğimiz e, 500 bin TL'lik para desteğinin... İlk e, en iyisi taksitini bir ödeyelim. Ticaret talep edip direkt kendilerine 250 bin dukatlık bir hive göndereceğim. Hibe göndereceğim şöyle 250 bin dukat aynen öyle. Yani karşında hiçbir şey almıyorum. Tamamen savaştaki yaraların sarması adına kendisine 250 bin dukatlık bir hediye. E, evet göndermiş olduk abicim gayet güzel. En azından savaş yaralarını biraz olsun sara. Bir Tacikistan'a da yine 2040 senesine kadar e, pardon Kırgızistan'a e, 300 bin TL'lik bir hive desteği yollayacağım. Bak 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 sen... Bak sen şu işe. İran devleti an itibariyle bize karşı bir savaş ilan etmiş bulunmakta. Sen kimsin lan? Oğlum bak ben, ya Türkiye ağır taştır bak altında kalırsın ha. Altında kalırsın. Gel kardeşim gel. Bak şu ana kadar ciddi ciddi öyle büyük savaşları ilan etmedim. Hani bölgede istikrarsızlığa sebep olan devletlere savaş ilan edip bunları elime geçirmek benim misyonum oldu şu ana kadar. Ama İran hayatının hatasını yaptı oğlum. Ve ödeyecek bunu. Ödeyecek bunu yani hayatının hatasını yaptı çok ciddiyim. Ümit Özdağ Türkiye'si affetmez unutmaz. Bir gün bu savaş beyaz barışla sona erse bile gün gelir intikamını almak için yeniden savaşı ilan eder. Biz unutmayız kardeşim. Ona göre yani hemen şu toprakları hatta bir alalım daha fazla yağma yapmalarına izin vermeyelim. Bizde ele geçirdikleri toprakların birçoğunu çoğunu elime geçirmek istiyorum bir an önce tekrar geri almak istiyorum. Ee, Kıbrıs'ta mesela şu anda İsrail'e bir harekat girişimi içerisinde. Yani bir anda aynı anda o kadar çok şeyi kontrol altında tutmamız gerekiyor ki bir yandan İran'la savaşırken bir yandan da yine bölgeyi istikrarsızlaştıran Kıbrıs devletine savaşımızı ilan edeceğiz birazdan. Evet Orta Doğu'da ve Akdeniz'de yeniden sular ısınmaya başladı. Tam bizim istediğimiz ortam hocam. Kaostan besleniyoruz çünkü biz. Yani biz biraz da yani yalan yok kaostan beslenen bir devletiz bu sebeple. Bölgedeki kaos bize büyük ihtimalle bu işin sonunda güç kazandıracaktır abicim. Şöyle Alanya'dan ve Antalya'dan orduları basıp donanma olarak Akdeniz'e çıkaracağız. Kıbrıs'a bir sefer gerçekleştireceğiz birazdan. E, şu toprağı bir ele geçmek için yeniden saldırı yapalım. Evet Van'ı maalesef düşüremiyoruz ve evet. Güney Irak'taki bir toprağımızı maalesef çok sert bir saldırıyla düşürmeyi başardılar. Neyse ki ekonomik olarak gerçekten muazzam bir durumdayız. Hani Para açısından zerre sıkıntı çekmiyoruz. O gerçekten bizim için mükemmel bir durum. Ee, Bağdat'ta birazcık gücümüzü arttırmamız gerekiyor. Ee, evet hareket puanımız sona ermiş abicim. Maalesef orduları denize çıkaracak bir hareket puanımız bile kalmadı. Devam edelim. Evet çok güzel Bağdat'a gelen saldırıyı başarıyla önlemeyi başardık. Şimdi şu Güney Irak'taki toprağı yeniden elimize geçirmemiz gerekiyor. Şöyle seri şekilde ordu basım işlemlerimize de devam edelim. İran bize savaş ilan ettiğine bin pişman olacak abicim. Söylüyorum bunu. Bak tarihler 2037'yi gösteriyor. 2040'a kadar İran savaş ilan ettiğinde öyle bir pişman olacak ki bu sözlerimde bir kadıt niteliğinde olsun anlatabildim mi? Yani e, ileride eğer kaybedersek bu savaşı indirin beni atın abicim tamam mı? Atın buradan. Ama bu savaşı biz kazanacağız. Ben kararlıyım. Yani, Türk devletlerine de güveniyorum eğer iş iyice ilerlerse bence onlar da İran'a karşı bir tavır alacaklardır ki zaten almışlar. İran'ın Türk devletleriyle arasındaki ilişkilere bakar mısın? hiçbiriyle iyi bir ilişkisi yok. Türkmenistan, Azerbaycan, işte Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan hiçbiriyle iyi bir ilişkisi yok. Türk Cumhuriyetlerinin bize savaş iraden hain İran'a karşı aldığı bu tavır bizi gerçekten ziyadesiyle sevindirdi. Öyle umuyoruz ki ileride askeri bir tavır da yine İran'a karşı Türk devletleri tarafından ortak bir şekilde alınacaktır. Alınmasa da yani yine de memnunum. Şu anki tavırlarından memnunum. Evet artık bölgeyi istikrarsızlaştıran Kıbrıs'a da bir savaş ilan ederim. Hem yani bu dünyaya belki birazcık şey izlenimi verecek. O Türkiye'ye bak hani İsrail'e savaş ilan eden Kıbrıs'a savaş açtı. İsrail dostu Türkiye gibi bir ne bileyim e, mesaj verebilir. Ama aslında amacımız bu değil. Amacımız tamamen bölgede Türkiye haricinde kabadayılık taslamaya çalışan ve bölgede nasıl desem tansiyonu yükseltmeye çalışan devletleri elimize geçirmek adına yaptığımız bir hamle Kıbrıs seferimiz aynı zamanda da hani belki bunu pek dünya kamuoyuyla paylaşmıyoruz ama siz değerli izleyicilerimizle meclisimizde paylaşabiliriz. Yani Kıbrıs tabii ki Akdeniz için önemli bir toprak. Hani biz tabii ki dünyaya diyemiyoruz Kıbrıs Akdeniz için önemli. O yüzden fed ediyoruz diyemiyoruz. Yani dünyanın buna tepkisi yüksek olacaktır. Ama hani bölgeyi istikrarsızlaştırdığı için Kıbrıs'a ele geçiriyoruz bahanesinin altına yatmak gerçekten bayağı mantıklı. Evet devam edelim. Bizim elimizden alınan toprakların şu anda pek çoğunu kurtardık. Hatta ee, şu anda onlardan da aldığımız birkaç adet toprak söz konusu Şimdi iyice şöyle sınırlarımızda e, istikrarı bir sağlayalım bakalım Yeniden ele geçirdiğimiz topraklar üzerinde ordu basım işlemlerimizi gerçekleştirelim Bol bol asker alma işlemleri gerçekleştirelim Halen de ekonomik olarak para olarak gayet iyi bir durumdayız açıkçası Gelirimiz de gayet iyi bir durumda Ama bu raddeden sonra askeri alma işlemlerini birazcık azaltmamız gerekiyor Çünkü para bitiyor Devam edelim çok güzel Süleymaniye'yi maalesef bir türlü kurtaramadık. Bir yandan İran'la uğraşırken öbürü yandan da Kıbrıs fethini tamamladık dostlar. Artık 15 Ağustos 2037 tarihli barış antlaşmasıyla Kıbrıs toprakları tamamen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teslim edilmiştir dostlar. Hayırlı uğurlu olsun bizim için gerçekten büyük bir zafer. Yıllar yıllar sonra Kıbrıs'a bu sefer farklı bir amaçla yeniden çıkmış bulunmaktayız. Özlemişiz bu toprakları. Özlemişiz bu toprakları. Evet bizim 2040'a kadar Tacikistan'a 300 bin dukatlık bir hive desteği, hey, 300 bin dukatlık bir hibe desteği sözümüz vardı biliyorsunuz. Fakat halen bunu gerçekleştiremedik. Olağanüstü durumlardan ötürü açıkçası halen bu sözümüzü gerçekleştiremedik. Fakat bu savaş bittiği anda o 300 bin dukatlık hibe desteğimizi de anında Tacikistan'a, e, sağ Kırgızistan'a özür dilerim sağlayacağız dostlar. Yani... Kırgızistan'ın herhangi bir kuşkusu olmasın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti verdiği sözü tutacak kadar prestijine güvenen yüksek prestijli bir devlettir. Yani bir kuşkunuz olmasın değerli Kırgızistan halkı. Şimdi asimilasyonlarımızı başlatalım. Özellikle Kıbrıs topraklarında aynen öyle çok güzel. Zaten diğer toprakların tamamı %100'lük asimilasyon seviyelerinde. Evet İran ufak ufak biraz güçlü saldırılarla sınırlarımıza gelmeye başladı. Özellikle şu tarafta Erdebil taraflarında biraz güçlü sayıda ordulara sahip olduklarını söylemek. Maalesef üzülerek söylüyorum ki güçlü sayıda orduları var. Yani yüksek sayıda orduları var adamların. Ve bizim paramız bitiyor. Yani asıl sıkıntı o bize bir hive desteği lazım. Tamam bir süreliğine kredilerle idare ederiz ama birinin bize bir destek vermesi gerekiyor acilen. Yani çünkü zor bir durumdayız açıkçası birazcık. Yani bakalım neler olacak neler bitecek hep beraber göreceğiz. Ama hala ordu sayısı olarak ben üstünlüğün bizim elimizde olduğunu düşünüyorum. Zaman neler olup neler biteceğini bizlere gösterecek dostlar. Bakalım İran mı daha üstünmüş yoksa Türkiye Cumhuriyeti Devleti mi Ümit Özdağ önderliğindeki. Şöyle şu toprağı bir yeniden kurtaralım seri bir şekilde. E, evet, çok güzel devam. Ordularımızı gördüğünüz üzere kuzey taraflarında Erdebil taraflarında İran'ın sahip olduğu yüksek sayıdaki ordular sebebiyle biraz daha geriye çekmeye başladık. Evet çok güzel çok güzel mükemmel. Bence bu geri çekilme işlemi bizim için gerçekten muazzam bir seçim oldu muazzam bir hamle oldu. Zira biraz zorlamaya başlamışlardı ve geriye çekilip yeniden toparlanmamız, yeniden ordu gücümüzü toparlamamız gerekiyordu. O yüzden geriye çekilmek son derece mantıklı bir karar oldu bizim adımıza. Devam edelim. Çok güzel yeniden kendi sınırlarımıza kadar geldiğimizi söyleyebiliriz abicim. Şimdi yeniden bir ilerleyiş harekatına ilerleyiş hamlesine girişebiliriz. Şöyle hak yerden de bir ordu basım işlemi daha gerçekleştireceğim. Evet çok güzel bakalım ilerleyebilecek miyiz? Çok güzel yaptığımız tüm saldırılar başarılı oldu. Onların yaptığı saldırıları da tamamen başarılı bir şekilde def başardık. Gerçekten güzel. Ee, bu bölgedeki ordu sayılarımız gayet iyi. Bir süre daha devam edebilecek kadar orduya sahibiz bence. Gerideki da yine desteğe gelsinler. Yavaş yavaş abicim. Onların da saldırmalarını bekleye bekleye. Niye? Çünkü onlar her saldırdığında biz savunan taraf olduğumuz için onlara karşı bonus kazanıyoruz. Üstelik de onların boş olduğunu düşündüğümüz topraklara girerek onların bonus kazanmasına engel oluyoruz abicim. Gerçekten şu ana kadar bu savaşta yürüttüğümüz strateji bizim adımıza son derece iyi. Zira o kadar iyi bir strateji yürütmüşüz ki... Hani ee, daha çok saldırı yapan taraf olmamıza rağmen neredeyse eşit kayıplarda bulunuyoruz şu anda ordu kaybı olarak bakıldığında. Devam edelim. Evet güçleri bitmiş bu arada o kadar belli oluyor ki çökmüşler yani. Artık bence biraz daha saldırılarımızı sıklaştırabiliriz. Şöyle 3 binlik bir ordu buraya gelsin 10 bin zancana gelsin. Yavaş yavaş gördüğünüz üzere Tahran önlerine doğru geliyoruz. Ne demiştim abi 2040'a kadar İran devleti bize savaş ilan ettiğine pişman olacak dedim mi dedim. Dediğimi yaptım mı yaptım. Şu an net şekilde İran devleti olan nereden savaşı ilan etti? Keşke savaşı ilan etmeseydik diyordur. Yani çünkü bizden hani hazırlıksız yakalanmamıza rağmen aniden savaşı ilan etmelerine rağmen böyle güzel bir ilerleyiş, böyle güzel bir savunma ve saldırı beklemiyorlardı muhtemelen. Fakat beklediklerinin ötesinde güzel bir taktik, güzel bir strateji izleyerek İran'ı şu anda mağlup etme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. İran'ın mağlup edilmesinin coğrafi olarak da bizim için önemi son derece büyük. İran topraklarının Türkiye tarafından ele geçirilmesiyle son derece iyi ilişkiler içerisinde bulunduğumuz ve koruyup kolladığımız Türk devletleriyle, Türk cumhuriyetleriyle sonunda sınırımız bulunacak Hazar Denizi'nin güneyi üzerinden. Bu bizim için gerçekten coğrafi olarak önemli bir gelişme. Artık Türk cumhuriyetlerini uzaktan para vererek falan değil, yakından sınır sınıra askeri olarak da koruyabileceğiz. Bu bizim için gerçekten muazzam bir haber. Devam edelim ilerlemeye. Evet çok güzel. Yalnız bu seride belirlediğimiz belirlediğimiz misyonlar gerçekten çok zevkli değil mi abi? Benim gerçekten çok hoşuma gidiyor yani. Şu ana kadar bu seride yapmaya çalıştığımız, gerçekleştirmeye çalıştırdığımız e, çalıştığımız hedefler bana gerçekten zevk veriyor. Umarım sizlere de zevk veren bir seri olarak ilerlemeye devam ediyordur. Ümit Özdağ Türkiye'si serimiz. Evet çok güzel abicim. İran artık iyice son doğu topraklarını sıkıştırıldı. Son kalan topraklarını da ele geçirilmesiyle beraber İran devleti ortadan kalkmış olacak. Dünya kamuoyunun tabii ki buna tepki göstermesi de olanaksız. Zira savaşı İran eden taraf İran tarafı. O yüzden bir sorun çekmeyeceğiz bizim için. E, dünya kamuoyunun tepkisi açısından bir sorun teşkil etmiyor. Tepki gösterseler bile kaldırırız biz o tepkiyi. Türkiye artık güçlü bir ülke. Türkiye artık hem diplomatik ilişkileriyle hem askeri gücüyle hem sahip olduğu sınırlarla hem de prestijiyle ve teknolojisiyle son derece güçlü halkı tarafından kendisine güven veren bir iktidara sahip bir ülke. Yani Türkiye halkı milleti meclisi bir olduğu sürece kolay kolay yıkılmayacak kolay kolay tehditlere boyun eğmeyecektir. 2038 yılı itibariyle İran devletini de tamamen ortadan kaldırmış ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırlarını Türk Cumhuriyetleri ile sınırdaş hale getirecek kadar sınırlarımızı büyütmüş bir vaziyete getirdik abicim devleti. Şöyle hemen seri bir şekilde tabii ki yani amacımız Türk Devletleri ile Türk Cumhuriyetleri ile sınırdaş olmak. Bu sebeple şu şekilde bir toprak alış işlemi gerçekleştireceğim eğer yıldızımız yeterli gelirse ki gelmeyecek maalesef. Birkaç toprağı iptal etmemiz gerekiyor. Şurayı da iptal edebiliriz. Burayı da et, burayı al. Evet, şimdilik böyle bir barış antlaşması. Biliyorum çok da hoş görülen bir sınır. O gerçi güzel oldu aslında. Hiç de fena değil. Ama merak etmeyin zaten ikinci bir İran savaşıyla İran kesinlikle tamamen ortadan kaldırılacak. Kuşku etmeniz gereken ve düşünmeniz gereken herhangi bir durum yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün önlemlerini alıyor dostlar. Yani düşünmeniz gereken ya da kafanıza takmanız gereken bir durum yok. Bütün önlemler Türkiye Cumhuriyeti iktidarı tarafından alınmıştır. Evet ordularımızın tamamını şöyle bir Ankara'ya geri çekelim. Gerçekten muazzam bir zaferle geri dönüyoruz İran seferinden. Hani sefere bile çıkmadık aslında sefere biz çıkmadık. Onlar savaşı İran etti. Ettikleri savaşı İranlı ellerinde patlattık adeta. Bizim için gerçekten muazzam bir zafer. Muazzam bir zafer. Yıllar boyunca unutulmayacak bir 2038 zaferi. Aynen öyle 2038 yani bu tarihin bayram olarak hani anılması bile gerçekten benim için ee, uygundur. Şöyle baktığımızda 1 Şubat 2038 aynen öyle. Yani bir senelik saysak mesela 1 Şubat 2038'i İran Zaferi adına bir bayram İran edebiliriz abicim açıkçası. Her neyse artık gördüğünüz üzere Türk Cumhuriyetleri ile direkt olarak sınırımız var. Şu ee, Kırgızistan'a verdiğimiz 300 bin dukat hibe sözünde artık bir tutalım bence. Şöyle 300 bin dukatlık bir para yardımını kendilerine yapalım. Aynı zamanda Türkmenistan'a ödememiz gereken ikinci bir taksit var biliyorsunuz. 250 bin dukatlık bir taksit daha var. Kendilerinin toparlamaları adına yaptığımız yardımlar dahilinde hemen onu da ödeyelim seri bir şekilde. İşte Türk, Türk, Türk Cumhuriyetlerine yaptığımız yardımların vesikası abicim. Biz gerçekten onlara yardımcı oluyoruz. Yeter ki onlar da bizim yanımızda olsun ve bölgedeki istikrara zarar verecek herhangi bir eylem ve hamle içerisinde bulunmasınlar. Evet hepsiyle de ilişkilerimizi geliştirelim. Azerbaycan'da artık yeniden diplomatik ilişkileri toparlama sürecine girebiliriz. Yavaştan oyunu da kaydedip videomuzu burada noktalandıralım dostlar. Çok güzel bir video oldu. Ben açıkçası çok zevk aldım videodan. Umarım sizlerin de hoşuna giden bir video olmuştur. Video beğendiyseniz like atmayı ve kanalım diye siz abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda açıklamadaki linklerden Kerem Yılmaz Discord sunucusuna katılabilir. Ageofsuturkiyok.com formunu ziyaret ederek mod ve senaryolara gözükebilir ve Instagram sayfamı takip edebilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Baba.